Şimdi ben birkaç haftalardır duyuyorum. Bilmiyorum siz duyuyor musunuz? Pazar sohbetlerinde İsmail Ağa'nın imamı konuşma yapıyor. Ve yaptığı konuşma bana 4-5 haftadır bu intikal etti. Hatta Efendi Hazretleri bu fakirin evindeydi, bizim hanemizdeydi o sabah. Bilmiyorum kaç hafta evvel oldu. Bize misafir gelmişti. O sabah bu çıktı bu iş. Telefonlar geldi. Ondan beri 4-5 haftayı da geçti. Diyormuş ki bu adam, işte Efendi Hazretleri zorla tutuluyor. Çavuş başında zorla tutuluyor. Baskı altında kalıyor. Efendim getirilmiyor. Ondan sonra dolu şeyler bize nakledin. Benim aklımda da kalma bunlar kesin. Böyle bir şeyler siz duydunuz mu? He? Söyledi değil mi? Ne diyor yani? Evet. Evet bakın şimdi ben yani bu duyuyorum bir de şahitli burada kaç kişi de duyduk diyorsunuz. Diyor ki efendiyi aldılar götürdüler çavuş başına buraya getirmiyorlar. Ondan sonra diye böyle işler konular konuşuyor. O kadar da geçen o bizim evde Efendi Hazretlerimizin bulunduğundaki o hatırımda benim. Çünkü telefon o gün ben de oradaydım geldiğinde. Diyor ki mesela işte Bayram Hoca, Hızır Hoca yani hocaları vurdular. Burayı dağıtamadılar. Şimdi efendinin yanındakiler bu silahla yapamadıklarından daha beter ettiler falan. Milleti böyle iftiralarla, ithamlarla suçluyor. Bu bir hafta değil, iki hafta değil, üç hafta değil. Biz durduk. Şimdi ne oluyoruz yani? Efendi Hazretleri'nde böyle bir şey olmadığını biz biliyoruz ama bu millete kürsüden böyle şeyler konuşulur mu ya? Kim zorla efendiye bir şey yaptırabilir? Aynı bu adam. Efendi Hazretleri... Hafle diyoruz biz Arapçası. Ödül merasimi oldu biliyorsunuz. Sinan Erdem iptal edildi. Geldik şeye, Vov Otel'de yapıldı. 5-6 bin ekseri ulema ile yapıldı mecburen. 300 küsur alim dünyanın her tarafından geldiler. 42 ülkeden. Bizim de haberimiz yok yani. Ben bunun rüyasını daha evvel gördüm. Ama hiç haberim yok bir şeyden. Anlattım da ben böyle olacağını da bilmiyorum bir şey. Bir oteldeyiz, İstanbul'da oteldeyiz, İstanbul'da. Efendi Hazretleri'nin büyük bir geniş odası var. Ben de bir odam var oradan, bir küçük odadan çıktım. Geldim ziyarete, yanına geldim. Mübarek ayağını biraz uzatmış, ayağını öptürmez aslında. Öptüm, öpmek nasip oldu rüyamda. Ondan sonra dedim ki efendim işte ümre düşünüyor musunuz işte Medine'ye falan derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buraya geldi dedi. Bu sene gitmiyorum dedi. Ben şimdi uyandım, düşünüyorum, taşınıyorum. Ya İstanbul'da evimiz var, barkımız var. Efendi İstanbul'da otelde kalmaz. Ben de kalmam yani. O İstanbul'da otelde kalmaya bir mana veremedim. Sonra bir de baktım ki Muhammed hocamız dedi ki şimdi alimler gelecek, burada misafirler olacak. Tabii onlar fazla, 300 küsur, 340 falan mürettep şeyle 400-500'ü buluyor gelen diğer hepsinin refakatçileri var, şunlar bunlar. Biz dedi burada Efendi Hazretleri de onlarla hani git gel olmasın diye merasimden önce bir iki gece burada kalacağız onlarla. Sen de dedi burada bir oda şey edelim de efendi yanında hizmet edersin seni. Allah Allah! Ondan sonra kaç kişi gördü ki o merasime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katıldı ve iştirak etti. Orada bir nur vardı, bir tecelli vardı. Böyle bir şey yok yani dünyada o kadar alim bir araya gelmesi. Efendi Hazretleri'ne bir de baktık müceddit olduğunu, bu asrın müceddidi olduğunu orada sözcü olan Üsame Rufai Hazretleri Lübnan Hakkar Müftüsü ilan edince ben yerimden fırladım, dayanamadım yani. Arapça oluyor millet anlamaz diye. Araplar anlıyor da biz Türklere bir şey söyleyeyim diye. Halbuki benim konuşmam bitmişti. Ama dayanamadım. Ya biz diyor baktık ettik inceledik bu dönemde bu bütün vasıflar diyor Mahmud Efendi Hazretleri'nde tutuyor. Böyle bir merasim oldu. Ya, Efendi Hazretlerimizin müceddidliği ilan edildi. Bir de önüne gelen yani biz müritleriyiz, bizim dememiz biz diyorduk ama mühim olan onun müridi olmayan, dış gözle bakan, dünya görüşü olan alimlerin görüşü. Çünkü onlar herkesi bağlar. Biz olsak bizi bağlar ama onlar deyince herkesi bağladı. Böyle bir merasim oldu. Bu adam çıktı kürsüden dedi ki bizim salonlarımız yok. Biz salona gidemeyiz. Kendi gelmedi, millete de gitmeyin dedi. Oraya Efendi Hazretleri geldi mi? Geldi.
2-3 gün orada zaten kalındı. O merasimde bulundu. Yeni Şafak biliyorsunuz manşetler attı. Böyle bir kumpas neymiş efendim? Götürülüyor, getiriliyor. Bu kadar ondan evvel. Efendim Mahmut Efendi Hazretlerimiz o kadar kerametleri var ki şu anda bugün gittim yanına girer girmez bana bir keramet gösterdi. Benim özelimle alakalı. Şimdi belki anlatamam size. Ama birinizin başına gelse kafanız tavana vurur yani. Her dakika keramet gösteriyor. Çünkü Allah dostu. Siz inanmıyor musunuz Efendi Hazretleri'nin veli olduğuna? Keramet sahibi bir zat oldu. İnanmıyor musunuz? İnanıyorsunuz. Böyle büyük bir veliye sahibiz ya. Bütün dünya gıpta ediyor, imreniyor. Şimdi bu mübarek insan yine bir icazetten dönüyorduk. Muhammed Keskin Hoca beni aradı. Dedi Efendi Hazretleri'nin arabadayız. Çok sevinçli, ferahlı falan. Bir şey buyurdu. Ne buyurdu hocam dedim. Gerekirse Ahmet hakkında birkaç kelam ederiz. Bir şey anlayamadım. Siz de anlayamazsınız. Ne demek? Gerektiğinde Ahmet hakkında birkaç kelam ederiz. Bir şey anlamadım. 15 gün sonra bu Yeni Şafak işi çıktı. Bu çıkınca Efendi Hazretleri konuşmak durumunda kaldı. Konuşmuyor. Ne konuşmuyor? Sen ne konuşmuyor? Ben ne konuşuyor? Bugün gittim sordum işte. İstediğin gibi konuşuyor Muhammed Hoca'nın konuşuyor. Yanındaki insanlara sen efendim böyleler şöyleler diyorsun. Efendi Hazretleri diyor benim yanıma Allah en iyi insanları gönderdi diyor. Nur gibi insanlar var etrafımda diyor. Ebu Şefik Hoca Efendi kardeşimiz var mesela. Allah için seviyorum burada. Ben kaç kere şu kulağımla efenden duydum şu kulağımı. Ben bunu çok seviyorum. Ya neden seviyorum bilemiyorum diyor. Ya seviyorum diyor. Şimdi bu insanlara düşmanlık etmenin ne manası var? Gece gündüzlerini vermişler. Hizmet ediyorlar. Uykularını, her şeylerini çoluk çocuklarını terk etmişler ya. Efendi Hazretleri şu 2-3 senede dünyaya yayıldı. Bundan evvel 50 senede bu kadar yayıldı mı? Bütün Arap kokullarında, bütün dünya şu anda kimdir bu müceddit zat? Tanımak istiyoruz. Akın akın ulema evliya geliyor şu anda. E neden oldu? E bu hizmetlerden oldu. Bu marifet derneği çok çalıştı. Allah muvaffak etsin, daha çok hizmetler nasip etsin. Efendi Hazretleri'nin ekseninde kendilerini görmeden bizde bir şey yok diyerek tabii yok, bende ne var yani? Ne var? Babamızın evinden ne getirdik? Donsuz çorapsız çıktık geldik yani. Her şeyimiz Efendi Hazretleri bizim ya. Yani yedirdi, içirdi. Ben onun sofrasında yediğim kadar evimde yemedim anamın evinde ya. Maddi manevi hepimizi baktı, büyüttü, besledi, adam etti. Şimdi vefasızlık mı yapmak lazım? Efendi Hazretleri kalktı geldi orada. Mübarek teşrif buyurdu orada. O tabii Yeni Şafak'ta rezil oldu. Ondan sonra kendi başlık attı. Hava yumuşadı, mumuşadı bir şeyler attı ama tükürdüğünü yalamak kabilinden. Peki sen yok getirildi, yok götürüldü, yok şeydi, yok buydu. Bu sefer Efendi Hazretleri konuştu. Hani buyurmuştu ya konuşuruz gerekirse. O sesini duydunuz mu? Dinlediniz değil mi? Konuşuyor muymuş? Ne buyurdu orada? Benim emrimle geldiler biiznillah. Bak onu bile hani kendine bir nefis haşa yok da millet yanlış anlar diye biiznillah diyor bak sonuna. Kelimelere dikkat edin. Evliyaullah her kelimeyi tartarak konuşur, ilhamla konuşur. Allah'ın izniyle diyor ben istedim geldiler diyor. Ben diyor kendi isteğimle oldu bu iş diyor. Yeni Şafak gazetesi iftiracıdır. İsimle efendi hayatta bir gazetenin adını anmamış ya. Ama neden? Ya bu kadar olmaz ki. Bu kadar iftiranın bir lüzumu yok. Şimdi bu adam buradan salonumuz yok. Ya senin şeyhin, mürşidin kim? Mahmud Efendi Hazretleri. Bu zat katıldı buraya. Sen şimdi daha ne diyorsun ki salona gitmeyelim? İnsan şeyhine karşı böyle direniş yapar mı ya? Şimdi bir kargaşa efendim çavuş başında zorla tutuluyor bilmem ne bilmem ne. E bir hafta değil, iki hafta değil, beş oldu ya. Her hafta bu konuşulmaz ki millete. Ayet oku, hadis oku kardeşim. Yok. Mikseri kaynatmak. Medine'deki mürcifler gibi. Ben de bunu Efendi Hazretlerine sormam icap eder mi etmez mi? İşte bugün gittiğimde bunu sordum. Ziyaret ettim. Selamları var, duaları var. Efendi Hazretlerimize dedim ki müsaade buyurursanız bunu cemaatle paylaşabilir miyim? Dedi ki müsaade olur. Onun için size söylüyorum. Müsaade etmese bazen etmiyor ben demiyorum bazı şeyleri. Bazı şeyler oluyor soruyoruz böyle yapıyor. Ha, kendi söylüyor söylemeyin diyor. Mesela söylemiyorum onu ben. Benim bana vazife değil. Müsaade alarak konuşuyorum. Geçen de yine ne buyurdu? Biz onu buraya getirdik. Bize yardım etsin diye. O kalktı onlara yardım ediyor. O sözünü de size naklettim burada. Ben ne duyarsa Muhammed Hocam burada. En yakın hizmetinde gece gündüz efendim bütün bu hizmet eden arkadaşlar burada oturuyorlar. Ben uydurmuyorum.
Ya ben bir şeye dayanırken geliyorum Efendi Hazretlerine soruyorum, onun sözünü size söylüyorum. Sen kendi kafandan çıkıyorsun kürsüye, şu yok, bu yok, Efendi'yi zorla tutuyorlar, şöyle yaptılar, böyle ettiler. Bunu nasıl dersin, bu kadar iftirayı nasıl yaparsın? Kürsüden iftira yapılır, iftira haramdır, kürsüden yapılırsa kat kat haram olur. Yani burası peygamber makamıdır. Efendi Hazretlerimizden kaç kere duydum, İnsan kürsüye Müslüman çıkar, kafir iner buyurdu. Yani aşağıda gıybet dedikodu her şeyi yapıyorsun. Ama kürsüye çıkıp bu kadar Müslümanı şahit ederek iftira yapmak haramdır. Katmerli haramdır. Bu olmaz. Tevbe etmesi lazım. Allah ıslah etsin. Hidayet et. Ama ben ne yapayım şimdi? Dedim Efendi Hazretlerim. Evet, bugün baktım şeydi. Böyle dedim bir sohbetlerde konuşmalar oluyor. Sizin burada zorla tutulduğunuza dair. Yok yok dedi. Dedim Selahattin Hoca böyle bir şeyler diyor. Yalan söylüyor dedi. E bu kadar. Yalan söylüyor dedi. Efendinin ağzından bugün duydum. Yalan dedi. Yalan. E siz burada rahat olduğunuzu biz biliyoruz ama sormak durumunda kaldık. Bu kadar kürsüden konuşulacak bir şey mi var ya? Efendi buyurdu ki ben burada rahatım. E İsmail Ağa iki senedir gitmiyorsunuz diye bunu bahane ediyor. Bu gibi şeyler söylüyor. Ben kimseye kırgın değilim dedi. Ama ben burada rahatım dedi. Onun da haberi var. Ben size bak yemin ediyorum. Vallahi billahi tallahi şu Muhammed Hoca ile arabadayız. Dedi ki efendim cuma namazına İsmaila'ya gidelim dedi. Benim yanımda söyledi. Efendi Hazretleri dedi ki orası uzak dedi. Şimdi yakın bir yere gidelim dedi. Birkaç kere böyle oldu gelmedi. Efendim yine bir gözlü Ahmet abi sordu. İşte burada şimdi duruyorsunuz gelmeyecek misiniz? Orası sıcak oluyor. Ben burada serinim burada rahatım dedi. Oğlu Ahmet Hoca var. Benim de hocamdır. Oğlu bizzat ben duydum kulağımdan. Dedi ki babama sordum. Babam dedi ki ben burada rahatım. Babam orada rahat ediyor. Havası iyi geliyor dedi. Yani burada şimdi oğlu bir şey demiyor, öbürü bir şey demiyor. Herkes bunu ben duydum. Şimdi böyle bir şey olsa zorla tutulabilir mi koca evliyaullah ya? Bu çok büyük bir iftira karşısındayız. Ne yapılmak isteniyor? Arkadan kim var? Bu işin geri planları da var tabii ki. Bu cemaati ne yapmak istiyorlar? Nereye götürmek istiyorlar? Bundan dolayı uyanık olalım inşallah. Benim diyeceğim, bu işe biraz yaygara katan kadın hocalar da var. Yaşlı, maşlı, bu bazı kadın hocalar da var. Kesinlikle, Efendi Hazretleri bakın, nereden çıktı bu işler? Efendi Hazretleri resme izin verdi. Buradan bir başladı, öyle mi? Resme izin verdi. Ondan sonra benim televizyona çıkıp vaaz etmeme izin verdi, öyle mi? Bu. Başka ne var? Radyolar zaten daha önce de vardı. Var, bunlar var. Şimdi biz bunların hepsini efendiden izin aldık mı? Aldık. Vallahi ben dedim yani çıkma dese şimdi çıkmam ben. Flash TV'ye çıkıyorum. Para almıyorum, bir şey almıyorum. Geçen de dedim yoruldum çıkmayayım. Biraz tatil et dedi ya. Biraz tatil et dedi. 3-4 hafta tatil ettik. Yani laf dinlemek zorundayız şimdi bana. Çıkma dese ben çıkmam ya. Rey mi toplayacağım yani? 5 kişi beni fazla sevmiş. Ne olacak fazla sevse ya? Efendi Hazretlerimizin rızası üzere olmamız lazım bizim. Biz burada şimdi şöhret derdinde değiliz. Ama bu kadar insan hidayet buluyorsa, Efendi yapıyor bu işleri. Onun elinde kalpler, Allah tasarruf vermiş. Asrın gavsı olmuş. Biz izinsiz iş yapmıyoruz. Peki resim işi. Resim işinde zaten izin var mıydı yok muydu? Resim içinde Hanefi mezhebinde yani Diyubendi alimler, Hindistan, Pakistan, Afganistan çevresindeki alimler de resme izin vermezler. Yani heykele zaten hiç izin yok. Resme izin vermez. Fakat Maliki mezhebinde olsun, diğer üç mezhepte olsun, Hanefi mezhebinde de bazı yine alimler olsun, Seyyid Maliki Hazretleri gibi, işte Seyyid İbrahimler, bütün bunlar da büyük alim seyyidler veliler. Bunlar resim ve video gibi şeylere izin veriyorlar mıydı eskiden de? Veriyorlardı. Mesela külliyeye geldik Seyyid Maliki ile beraber. Efendi Hazretleri de oradaydı. Orada mesela kamera çekildi. Hatta ilk zaman Efendi Hazretleri Mekke'ye gittiğinde işte bizim resmimizi çekmesinler falan diyordu. Seyyid Maliki de dedi ki ona rahimeullah burada bizim mezhebimiz geçer dedi. Efendi de güldü tamam dedi. O zaman başka bir yerde resmini de bulamıyorduk. Hep onu fırsat bilip Efendinin resimlerini dağıtıyorduk. Şimdi Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin bir resmi var biliyorsunuz. Tamam mı? Şimdi biz Hanife annemiz Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin hanımı annemiz rahimeullah onu ziyarete gittik, Efendi Hazretleri falan beraber, bayağı hasbi hocalar falan. Orada Efendi babamızın resmi geldi. O resim elden ele dolaştı, Efendi Hazretlerine geldi.
Efendinin eline gelince, ya resim yasaktır, atın şeydin, efendi baba yırtın dedi falan demedi. Şeyhinin resmini aldı, öptü, böyle hürmet etti. E şimdi kendi resmini tabii ki izin vermiyordu o zaman. Ama sen şimdi, aa efendinin resmi yırtın atın, böyle mi demek lazım? Efendi şeyhinin resmini öptü benim gözümün önünde. Bu dediğim 30 sene evvel. Ne vardı yani bu işi şey edecek? Şimdi efendi hazretleri baktı ki, biliyorsunuz insanlarla çok görüşememe durumları oldu. Bir zamandır sohbetlere de çıkamıyor. Çıktığı yerlerde de çok büyük izdiham ve 30 bin, 50 bin birbirini eziyorlar, millet göremiyor. Bu resim işi de rabıtaya vesile olsun diye. Bir de efendi hazretlerimiz hakkında işte ikide bir hasta oldu, şu oldu, bu oldu, çıkamıyor, konuşamıyor. Lafları uyduruluyor. 10 senedir uyduruluyor bu. Bunun için bu resimle beraber son hali, son resmi koyularak hem kamuoyu bilgilendiriliyor, hem bütün ihvan bir kelimesini duysa seviniyor, bir videolar atılıyor sitelere. Bunlar feyiz vesilesi oluyor, rabıta vesilesi oluyor. Bunda bir sakınca yok ki. Zaten bu işte fetva vardı. Fakat Efendi Hazretleri burada azimetle amel ediyordu. Şimdi ne yaptı? Ruhsatla amel ediyor. Neden? Garip zaman olduğundan millet ulaşamıyor diye. Milletin efendiyi tanıması lazım. Hadis-i şerifte buyuruyor ki مَنْ مَا تَوَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِي مَا تَمَيْتَتِنْ جَاهِلِيَ. Bir insan ölürken zamanının imamını tanımadan ölürse cahiliyet ölümüyle ölmüş olur. Yani imamı tanımak lazım. Şimdi ben gittim Antalya'da, bir görseniz o açık saçık, yani pantollu falan, ben tabii suratlarına bakmadım ama belli genel ahvalde o kadınlar nasıl Efendi Hazretlerine selam söyle, Efendi Hazretleri, Efendi Hazretleri, şaşırıyoruz kalıyoruz yani. Bu Efendi Hazretleri sadece senin benim şeyhim değil ki, bu bütün cihanın şeyhi yani şimdi. Herkesin ona sevgisi var, muhabbeti var. Allah gönüllere sevgisini koymuş. Göklerde sevilmese yerde sevilmez. Ben Cübbeli hocam, ya ben neyim? Şimdi köpük köpük füt dedin gider. Ama Efendi Hazretleri'nin o sevgi ebedi kalacak. O rabıta sevgisi ya. Allah'ın aynası olarak adam onu düşünüyor kardeşim. Senin benim gibi nefsiyle beraber olan adamlar, sen beni gözünü yumsan, beni düşünsen, sen de helak olursun, ben de helak oluruz. Neden? Ben kim bilir neredeyim, ne haldeyim? Ayağımı mı uzattım, kafamı yerin dibine mi soktum, belli değil yani. Sen Mahmud Efendi Hazretleri bir an nefsiyle değil ya, her an Rabbiyle ya. Biz bu kadar senin yanında kaldık ya, nefis işi yok. Adam göster bana nefis, nefisle iş yapmayan, bir kişi gösterecek. Onun için şimdi bu zata karşı akıl öğretir gibi haşa, yok salona gidilmez, efendiyi yönlendiriyorlar. Peki sana dedi ki Kütahya'dan gel buraya imam ol diyelim. Dinledin mi bu sözü? Dinledin. Niye? İşine geldi. Peki o zaman efendi sana gel derken yönlendirilmedi de bana çık televizyona derken yönlendirilmiş mi oluyor? Niye sana olunca başka, bana olunca başka? Olmaz. Adalet üzere olalım arkadaşlar. Şimdi Efendi Hazretlerimiz, ondan sonra itiraz, televizyon meseleleri. Bunu da çağırdık. Muhammed Hocamız oradaydı. Mahmut Eren Hoca oradaydı. En az 3-4 kişiyiz bak, Mahmut Eren Hoca. Sorun. Dedim ki Efendi Hazretleri, bazı itirazlar var bu televizyon, işte radyo konuşmalara, dergideki resimlerinizden. Ya diyorum, sor diyorum. Bir sorun varsa sor. Kur'an'da buyuruyor ki peygambere sorun. Ya da Ülül Emre sorun diyor. Ya kime soracağız? Ülül Emir işte. Sorun diyor. Yok ben bir şey sormuyorum. Dedim ki sor kardeşim, niye sormuyorsun? Efendi Hazretleri dedi ki ben dedi böyle işlerden yorulmam dedi. Sorun dedi o gün. Çok birkaç sene oldu. Sorun dedi. Efendim böyle böyle. Dedi Sift'te biz bu işleri sıkı tuttuk. Şimdi serbest bıraktık. Ne zamandayız dedi. Garip zaman, ahir zaman. Bak sözlere bak. Evvelde ne yaptığımı unutmadım diyor. Şimdi değiştirdim diyor. Sebebini de söylüyor. Garip zamandayız, ahir zamandayız. Sen de dedi arkadaşlarını ikna et dedi ona. Yani bu şekilde. Televizyon seyredin demiyoruz. Evinize televizyon alın demiyoruz. Aman almayın. İnternet aman açmayın. Ben demiyor muyum size bundan büyük bela yok diyesin. Ama adam zaten şarkı türkü pis film seyrediyor. O adam bir işte şey dinleyecek. Bir ayet hadis dinliyor, namaza başlıyor yani. Biz dışarıdan adam toplama uğraşıyoruz. Sen ne işin var televizyondan, sana ne lazım? Efendisi derdi, haberler radyodan dinleniliyor derdi. Haberlerden biz zaten veriyoruz bütün sohbetleri. Suratımı görmeyenin bir manası yok ki televizyon. Ne lazım benim suratım? İlimleri dinlese. Televizyona biz karşıyız. Kesinlikle eve ocağa sokulacak bir şey değil. Her sohbette söylüyorum. Evinde olmayan kurtulmuştur yani. Efendi televizyona izin vermedi ki haşa.
Bize sohbet izni verdi. Çık sohbet et. Çünkü değiştirdi bunu. Efendinin buna hakkı yok mu? E peki faydalı oldu mu olmadı mı? He? E tamam şimdi ne var burada, bir şey rahatsızlık mı var? Sanki din elden gidiyor falan. Ne var yani? Bunda bir şey yok. O halde bu itirazların hepsi yersiz. Efendi Hazretlerimiz Allah dostu, yüce veli, imtihanlar edebilir. Ama öyle bir imtihan da ediyor mübarek, zaten imtihan denmez. Şeriatın zahirine uyan şeyler bunlar. İmtihan nasıl olur? İşte demin hocamızlarımızla görüşüyorum. İmtihan şöyle olur. Nasıl mesela? İşte İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Oğlunu kes. Sana şimdi dese oğlunu kes. Ne yapacaksın? Risale-i Halidiye'de Mevlana Halid Zülcenahay ne diyor? Senin mürşidin zahiren şeriata uymayan bir şey emrederse onun ince bir ledün ilmi var, altında aslan yatıyor olabilir. İtiraz etme diyor. Nerede etmeyeceksin? Onu bile okuyordu bu hocalar hep. Millete okuyorlardı. Ne oldu şimdi? Halim Ağa'nın eşek hikayesine döndü. Dışarıda 9 türlü yüzme bilirmiş eşek, denize düşünce hepsini unutur, boğulurmuş. Ne lazım şimdi? Bakın bir imtihan misal verelim oradan. Diyor ki, Şah-ı Nakşibendi Hazretleri yakın bir müridine, ben onu burada da hatırlıyorum, Nakşibendi Hazretleri dersinde bir geçti herhalde ama, evladım diyor, bir şey desem yapar mısın? Yaparım Efendi Hazretleri. Zahiren işte uymazsa falan yine ne yaparsın, ne edersin? Ben size itaat ederim, mürşidimsiniz falan filan. Peki diyor, işte o zaman evladım git bak şu adamın evinde işte neyse malları var, kumaş mumaş neyse, bunları diyor habersiz al götür, yani çal diyor. Diyor Efendi Hazretleri beni mazur görün diyor. Bak şimdi hemen imtihanı kaybedecek ya. Öbür birine söylüyor, o tamam efendim çıkıyor. Sonra bakıyorlar, ya ne oldu acaba? Yani niye böyle yaptı? Aldılar kumaşları götürdüler, atamın malını. Bir de baktılar ki geceliğin hırsızlar geldi, duvarı deldi. Girdiler, ne var ne yok, ev boş. Hırsızlar defoldu gitti. Şah-ı Nakşibendi Hazretlerimiz buyurdu ki götürün adama mallarını, teslim edin evladım. Ne anlarsın sen? Gece hırsız gireceğinden ne haber olur? Ama Allah dostlarına Allah gaybı bildirir. O öyle yapıyor. Bunun gibi nice imtihanlar. Ali Rıza Bezaz Hazretleri'nin müezzin minareden bandırmada ezan okurken Şeyh Efendi aşağıdan geliyor, içinden geçiriyormuş ki ya şimdi atla dese atlarım ha, öyle seviyor onu ya. Mübarek atlan ağrı dönmüş demiş ki atlayamazsın evladım. Keramet keramet. Kalbinden geçeni suratına vuruyor. Her dakika vuruyor. Daha ne yapacak evliyaullah? Ama Yahya Efendi Hazretleri anlatıyorlar. Gavurun biri işte kurtulursam denizden sağ selamet azizlere şu kadar şarap adak yapmış. Gelmiş İstanbul'da aziz maziz demişler, burada aziz maziz yok. Müslümanların bir azizi var. Yahya Efendi dergahında. Getirmiş bir testi şarap adak yaptım diye. Demiş dedi ama, demiş dağıtın ihvana demiş. Bizimkiler ne derler? Uuu bu şeyh sapıttı gavur oldu derler. Şarabı dağıtın dedi ya. Adam bir de kendi getiren de biraz içti, bir de baktı ki nar şey olmuş, suyu olmuş, nar şurubu olmuş. He? Acayip acayip işler, bu evliya olan işlerle akıl erer mi ya? O şeyi de anlattı işte, inek hikayesiydi. Eşkıya ineği çalmışlar, ondan sonra getirmişler çalıntı ineği Şeyh Efendi'ye, kesin yiyelim demiş. Allah Allah, bu nasıl şeyh dersin ya? Ama adam hakiki mürşitse ledün ilmi var. Efendim kesmişler, yemişler. O arada biri demiş ki, alimlere sorsanız buna şimdi haram derler. Hani başkasının ineği kimin olduğu belli derler. Onun için onlara şey yapmayalım, biz yiyelim evladım. Yemişler, bir daha birden bir adam gelmiş. Ah Efendi Hazretleri demiş. Efendim bir adam vardı demiş. Bir inek adamıştım sizin tekkeye, ihvanlara demiş. Eşkıya yolda inekleri çaldı. Evladım kafasını görsen tanır mısın demiş. Aa bu inek. Demiş senin adağın kabule geçti evladım demiş şimdi. Yani sen Efendi Hazretleri bize hiçbir şey rahatsızlık söyledi mi? Ne yani bir resim Allah dostu mübarek ayna gibi nur gibi yanıyor ya. Resminden parlıyor, dışarı çıkacak ya. Ne yani resme karşı çıkıyor efendinin resmine. Efendi babanın resmini öyle mi yaptı ya? Onun için büyük yanlışlıklar var. Ben bugün sordum, cevaplarımı aldım. Size de bu cevabı bildiriyorum. Mutlaka itaat ve teslimiyet. Hocaymış, şuymuş, buymuş, takvaymış, teheccüd kılıyormuş, beni alakadar etmez. Efendi Hazretlerine zerre kadar muhalefet eden insanın sözü dinlenmez. Sohbeti dinlenmez. Gidilmez. Bak resmen şimdi ben burada rahatım evladım diyor. Yalan söylüyor diyor ya. Bu o 5 haftadır, 10 haftadır her sabah bu söylenir mi millete kardeşim?
Kim efendiyi zorla tutacak güce sahiptir ya? Dünya baş edemez efendiyle ya. Evren şeye tayin edemedi biliyorsunuz. İhtilal yaptı, Eskişehir'e tayin çıkarttı. Kurşunlu camisine. Sonra Kenan Evren itiraf etti. Yahu dedi, bana dedi, şöyle yaptım, böyle ihtilal ettim. Bir dedi, çarşambadaki imamla baş edemedim dedi. Ama o senin bildiğin imam değil ki. O Mahmud Efendi Hazretleri. Yani dolayısıyla dünyanın gavuru efendiyle, efendiye zarar verememiş, bir şey yapamamış da şimdi efendiye hizmet eden adamlar efendiyi zorla tutuyormuşlar. Ben böyle bir zırva palavra görmedim, duymadım. Maalesef kürsüden konuşuluyor her sabah. Allah ıslah etsin, hidayet etsin. Ya bu bakımdan ben geçen yine sohbette işinde biz kıskançlık yapmayız. Ehli sünnet üzere konuşan bütün hoca efendilere gidin. Demiyor muyum ben size sohbetlere gidin? Ben diyorum size gidin. Ama böyle yalan yanlış konuşulursa bu sohbet kadınlara da zarar verir. Erkeklere de zarar verir. Milletin efendiye karşı itikadına da zarar verir. Cemaate da zarar verir. Bu ancak veriyor yani. Bunu artık herkes dile getiriyor. Bu bakımdan biz bedduacı değiliz. Biz duacıyız. Allah hidayet versin. İslah etsin, tevbe nasip etsin. Efendiye döndürsün, teslimiyet nasip etsin. Amma ve lakin bir durum tespiti yapmak zorunda kaldık. Efendi Hazretlerimize de sorduk. Müsaade vardır, bunu duyurabilirsin. Benim rahat olduğumu, yani cemaat, ihvan rahat olsunlar buyurdu. Size de bu hususta haber getirmiş olduk. Allah Teala yolundan ayırmasın, başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin. Hayırlı uzun ömürlerle daha nice hizmetlere muvaffak eylesin. Bizi de hepimizi de onun sevgisinden, hizmetinden mahrum etmesin. Amin. Şimdi, ben birkaç haftalardır duyuyorum. Bilmiyorum, siz duyuyor musunuz? Pazar sohbetlerinde İsmail Ağa'nın imamı konuşma yapıyor. Ve yaptığı konuşma bana 4-5 haftadır bu intikal etti. Hatta Efendi Hazretleri bu fakirin evindeydi, bizim hanemizdeydi o sabah. Bilmiyorum kaç hafta evvel oldu. Bize misafir gelmişti. O sabah bu çıktı bu iş. Telefonlar geldi. Ondan beri 4-5 haftayı da geçti. Diyormuş ki bu adam, işte Efendi Hazretleri zorla tutuluyor. Çavuş başında zorla tutuluyor. Baskı altında kalıyor. Efendim getirilmiyor. Ondan sonra dolu şeyler bize nakledin. Benim aklımda da kalma bunlar kesin. Böyle bir şeyler siz duydunuz mu? He? Söyledi değil mi? Ne diyor yani? Evet. Evet bakın şimdi ben yani bu duyuyorum bir de şahitli burada kaç kişi de duyduk diyorsunuz. Diyor ki efendiyi aldılar götürdüler çavuş başına. Buraya getirmiyorlar, ondan sonra diye böyle işler, konular konuşuyor. O kadar da geçen o bizim evde Efendi Hazretlerimizin bulunduğundaki o hatırımda benim. Çünkü telefon o gün ben de oradaydım geldiğinde. Diyor ki mesela işte Bayram Hoca, Hızır Hoca, yani hocaları vurdular, burayı dağıtamadılar. Şimdi Efendinin yanındakiler bu silahla yapamadıklarından daha beter ettiler falan. Milleti böyle iftiralarla, ithamlarla suçluyor. Bu bir hafta değil, iki hafta değil, üç hafta değil. Biz durduk. Şimdi ne oluyoruz yani? Efendi Hazretleri'nde böyle bir şey olmadığını biz biliyoruz ama bu millete kürsüden böyle şeyler konuşulur mu ya? Kim zorla efendiye bir şey yaptırabilir? Aynı bu adam. Efendi Hazretleri, hafle diyoruz biz Arapçası, ödül merasimi oldu biliyorsunuz. Sinan Erdem iptal edildi. Geldik şeye, Vov Otel'de yapıldı. 5-6 bin ekseri ulema ile yapıldı mecburen. 300 küsur alim dünyanın her tarafından geldiler, 42 ülkeden. Bizim de haberimiz yok yani. Ben bunun rüyasını daha evvel gördüm. Ama hiç haberim yok bir şeyden. Anlattım da ben böyle olacağını da bilmiyorum bir şey. Bir oteldeyiz, İstanbul'da oteldeyiz, İstanbul'da. Efendi Hazretleri'nin büyük bir geniş odası var. Ben de bir odam var oradan, bir küçük odadan çıktım. Geldim ziyarete, yanına geldim, mübarek ayağını biraz uzatmış, ayağını öptürmez aslında, öptüm, öpmek nasip oldu rüyamda. Ondan sonra dedim ki, efendim işte, ümre düşünüyor musunuz işte Medine'ye falan derken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buraya geldi dedi. Bu sene gitmiyorum dedi. Ben şimdi uyandım, düşünüyorum, taşınıyorum, yahu İstanbul'da evimiz var, bargımız var, efendi İstanbul'da otelde kalmaz. Ben de kalmam yani, o İstanbul'da otelde kalmaya bir mana veremedim.
Sonra bir de baktım ki Muhammed hocamız dedi ki şimdi alimler gelecek, burada misafirler olacak. Tabii onlar fazla, 300 küsur, 340 falan mürettep şeyle 400-500'ü buluyor gelen, diğer hepsinin refakatçileri var, şunlar bunlar. Biz dedi burada Efendi Hazretleri de onlarla hani git gel olmasın diye merasimden önce bir iki gece burada kalacağız onlarla. Sen de dedi burada bir oda şey edelim de efendi yanında hizmet edersin seni. Allah Allah! Ondan sonra kaç kişi gördü ki o merasime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katıldı ve iştirak etti. Orada bir nur vardı, bir tecelli vardı. Böyle bir şey yok yani dünyada, o kadar alim bir araya gelmesi. Efendi Hazretleri'ne bir de baktık, müceddit olduğunu, bu asrın müceddidi olduğunu orada sözcü olan Üsame Rufai Hazretleri, Lübnan Hakkâr Müftüsü ilan edince ben yerimden fırladım, dayanamadım yani. Arapça oluyor, millet anlamaz diye. Araplar anlıyor da biz Türklere bir şey söyleyeyim diye. Halbuki benim konuşmam bitmişti. Ama dayanamadım. Ya biz diyor baktık, ettik, inceledik. Bu dönemde bu bütün vasıflar diyor Mahmud Efendi Hazretleri'nde tutuyor. Böyle bir merasim oldu. Ya, Efendi Hazretlerimizin müceddidliği ilan edildi. Bir de önüne gelen, yani biz müritleriyiz, bizim dememiz biz diyorduk ama mühim olan onun müridi olmayan, dış gözle bakan, dünya görüşü olan alimlerin görüşü. Çünkü onlar herkesi bağlar. Biz olsak bizi bağlar ama onlar deyince herkesi bağladı. Böyle bir merasim oldu. Bu adam çıktı kürsüden dedi ki bizim salonlarımız yok. Biz salona gidemeyiz. Kendi gelmedi, millete de gitmeyin dedi. Oraya Efendi Hazretleri geldi mi? Geldi. 2-3 gün orada zaten kalındı. O merasimde bulundu. Yeni Şafak biliyorsunuz manşetler attı. Böyle bir kumpas neymiş efendim, götürülüyor, getiriliyor. Bu kadar ondan evvel efendim Mahmud Efendi Hazretlerimiz o kadar kerametleri var ki şu anda bugün gittim yanına girer girmez bana bir keramet gösterdi. Benim özelimle alakalı. Şimdi belki anlatamam size. Ama birinizin başına gelse kafanız tavana vurur yani. Her dakika keramet gösteriyor. Çünkü Allah dostu. Siz inanmıyor musunuz Efendi Hazretleri'nin veli olduğuna? Keramet sahibi bir zat oldu. İnanmıyor musunuz? İnanıyorsunuz. Böyle büyük bir veliye sahibiz ya. Bütün dünya gıpta ediyor, imreniyor. Şimdi bu mübarek insan, yine bir icazetten dönüyorduk. Muhammed Keskin Hoca beni aradı. Dedi Efendi Hazretleri'nin arabadayız, çok sevinçli, ferahlı falan. Bir şey buyurdu. Ne buyurdu hocam dedim. Gerekirse Ahmet hakkında birkaç kelam ederiz. Bir şey anlayamadım. Siz de anlayamazsınız. Ne demek? Gerektiğinde Ahmet hakkında birkaç kelam ederiz. Bir şey anlamadım. 15 gün sonra bu Yeni Şafak işi çıktı. Bu çıkınca Efendi Hazretleri konuşmak durumunda kaldı. Konuşmuyor. Ne konuşmuyor? Senle konuşmuyor. Benle konuşuyor. Bugün gittim sordum işte. İstediğin gibi konuşuyor. Muhammed Hoca'nın konuşuyor. Yanındaki insanlara sen efendim böyleler şöyleler diyorsun. Efendi Hazretleri diyor benim yanıma Allah en iyi insanları gönderdi diyor. Nur gibi insanlar var etrafımda diyor. Ebu Şefik Hoca efendi kardeşimiz var mesela. Allah için seviyorum burada. Ben kaç kere şu kulağımla efenden duydum, şu kulağımla. Ben bunu çok seviyorum. Ya neden seviyorum bilemiyorum diyor. Ya seviyorum diyor. Şimdi bu insanlara düşmanlık etmenin ne manası var? Gece gündüzlerini vermişler. Hizmet ediyorlar, uykularını, her şeylerini, çoluk çocuklarını terk etmişler ya. Efendi Hazretleri'nin şu 2-3 senede dünyaya yayıldığı, bundan evvel 50 senede bu kadar yayıldı mı? Bütün Arap okullarında, bütün dünya şu anda kimdir bu müceddit zat? Tanımak istiyoruz. Akın akın ulema evliya geliyor şu anda. E neden oldu? E bu hizmetlerden oldu. Bu marifet derneği çok çalıştı. Allah muvaffak etsin, daha çok hizmetler nasip etsin. Efendi Hazretleri'nin ekseninde kendilerini görmeden bizde bir şey yok diyerek. Tabii yok, bende ne var yani? Ne var? Babamızın evinden ne getirdik? Donsuz çorapsız çıktık geldik yani. Her şeyimiz Efendi Hazretleri bizim ya. Yani yedirdi, içirdi. Ben onun sofrasında yediğim kadar evimde yemedim anamın evinde ya. Maddi manevi hepimizi baktı, büyüttü, besledi, adam etti. Şimdi vefasızlık mı yapmak lazım? Efendi Hazretleri kalktı geldi orada. Mübarek teşrif buyurdu orada. O tabii Yeni Şafak'ta rezil oldu. Ondan sonra kendi başlık attı. Hava yumuşadı, mumuşadı bir şeyler attı ama tükürdüğünü yalamak kabilinden. Peki sen yok getirildi, yok götürüldü, yok şeydi, yok buydu. Bu sefer Efendi Hazretleri konuştu. Hani buyurmuştu ya konuşuruz gerekirse. O sesini duydunuz mu? Dinlediniz değil mi? Konuşuyor muymuş? Ne buyurdu orada? Benim emrimle geldiler. Biiznillah. Bak onu bile
Hani kendine bir nefis haşa yok da millet yanlış anlar diye biiznillah diyor bak sonuna. Kelimelere dikkat edin. Evliyaullah her kelimeyi tartarak konuşur, ilhamla konuşur. Allah'ın izniyle diyor, ben istedim geldiler diyor. Ben diyor kendi isteğimle oldu bu iş diyor. Yeni Şafak gazetesi iftiracıdır. İsimle, efendi hayatta bir gazetenin adını anmamış ya. Ama neden? Bu kadar olmaz ki. Bu kadar iftiranın bir lüzumu yok. Şimdi bu adam buradan, salonumuz yok. Ya senin şeyhin, mürşidin kim? Mahmud Efendi Hazretleri. Bu zat katıldı buraya. Sen şimdi daha ne diyorsun ki salona gitmeyelim? İnsan şeyhine karşı böyle direniş yapar mı ya? Şimdi bir kargaşa, efendim çavuş başında zorla tutuluyor bilmem ne bilmem ne. Bir hafta değil, iki hafta değil, beş oldu ya. Her hafta bu konuşulmaz ki millete. Ayet oku, hadis oku kardeşim. Yok. Mikseri kaynatmak. Medine'deki mürcifler gibi. Ben de bunu Efendi Hazretlerine sormam icap eder mi etmez mi? İşte bugün gittiğimde bunu sordum. Ziyaret ettim. Selamları var, duaları var. Efendi Hazretlerimize dedim ki müsaade buyurursanız bunu cemaatle paylaşabilir miyim? Dedi ki müsaade olur. Onun için size söylüyorum. Müsaade etmese bazen etmiyor ben demiyorum bazı şeyleri. Bazı şeyler oluyor soruyoruz böyle yapıyor. Ha, kendi söylüyor söylemeyin diyor. Mesela söylemiyorum onu ben. Benim bana vazife değil. Müsaade alarak konuşuyorum. Geçen de yine ne buyurdu? Biz onu buraya getirdik bize yardım etsin diye o kalktı onlara yardım ediyor. O sözünü de size naklettim burada. Ben ne duyarsa Muhammed Hocam burada. En yakın hizmetinde gece gündüz efendim bütün bu hizmet eden arkadaşlar burada oturuyorlar. Ben uydurmuyorum. Ya ben bir şeye dayanırken geliyorum Efendi Hazretlerine soruyorum. Onun sözünü size söylüyorum. Sen kendi kafandan çıkıyorsun kürsüye. Şu yok, bu yok. Efendiyi zorla tutuyorlar. Şöyle yaptılar, böyle ettiler. Bunu nasıl dersin? Bu kadar iftirayı nasıl yaparsın? Kürsüden iftira yapılır. İftira haramdır. Kürsüden yapılırsa kat kat haram olur. Yani burası peygamber makamıdır. Efendi Hazretlerimizden kaç kere duydum. İnsan kürsüye Müslüman çıkar, kafir iner buyurdu. Yani aşağıda gıybet dedikodu her şeyi yapıyorsun. Ama kürsüye çıkıp bu kadar Müslümanı şahit ederek iftira yapmak haramdır. Katmerli haramdır. Bu olmaz. Tevbe etmesi lazım. Allah ıslah etsin. Hidayet et ama ben ne yapayım şimdi? Dedim Efendi Hazretlerim. Evet bugün baktım şeydi. Böyle dedim bir sohbetlerde konuşmalar oluyor. Sizin burada zorla tutulduğunuza dair. Yok yok dedi. Dedim Selahattin Hoca böyle bir şeyler diyor. Yalan söylüyor dedi. E bu kadar. Yalan söylüyor dedi. Efendinin ağzından bugün duydum. Yalan dedi. Yalan. E siz burada rahat olduğunuzu biz biliyoruz ama sormak durumunda kaldık. Bu kadar kürsüden konuşulacak bir şey mi var ya? Efendi buyurdu ki ben burada rahatım. E İsmail'e iki senedir gitmiyorsunuz diye bunu bahane ediyor. Bu gibi şeyler söylüyor. Ben kimseye kırgın değilim dedi. Ama ben burada rahatım dedi. Onun da haberi var. Ben size bak yemin ediyorum. Vallahi billahi tallahi.